Merhaba arkadaşlar. Geriatrik Hematoloji Derneği son 10 yılda hızlı yaşlanan Türkiye'de yaşlı hastalarımıza hak ettiği tedavi yapmaya çalışıyoruz. Yani kişiselleşmiş tedavi. Eğer hastamız fitse aynı gençler yapmış olduğumuz tedavi yapıyoruz. Ama fit değilse buna uygun son yıllarda geliştirilmiş olan Hedeflenmiş tedaviler eklemeye çalışıyoruz. Yani hastaya hak tedavi yapmak istiyoruz. 2019 yılı sayımına göre Türkiye'de 65 yaşını geçen 8 milyon vatandaşımız var. Özellikle kronik lenfositik lösemi hastalığı yaşla artan bir hastalıktır. Yani 100 binde 25'lere varmıştır. Yapmış olduğumuz kaba bir hesapla 2020 yılında yeni tanı 2000 kronik lösemi hastası beklemekteyiz. Geriye dönüp bakıyorum. 30 yıl önce genç bir hematoloji doçenti iken kaleli hastalarımıza sadece klorombosül tedavisi yapardık. O zaman gündük mü verelim? haftalık mı verelim, dozu nasıl ayarlayalım da düşünürdük. Başka bir seçeneğimiz yoktu. Ki hastaya da hak ettiği tedaviyi pek de verdiğimizi düşünmezdim. Ama alojenik nakil seçeneği sunmaya çalışırdık. Başarı çok düşükse de buna bir örnek olarak İspanyol tenoru Jose Carreras alojenik nakille remisyona girmişti. Ama her hasta bunun gibi şanslı olmadı. Ama son zamanlarda görüyoruz ki hedeflenmiş tedavi kronik lenfosör lösemi hastalarında büyük bir çığır açtı. Biz de hastalarımıza hak ettiği tedaviyi verme şansına eriştiğimizden dolayı çok mutluyuz. Özellikle Geriatrik Hematoloji Derneği kronik lenfosör lösemi hastalarında kişisel tedavi olarak hastanın komorbid indekslerine bakarak bir tablo hazırlayarak hangi yaş hastada hangi tedavi şemasını başlayalım, verelim onun amacındayız. Sizleri EPB'nin sponsorluğunda online yapacağımız 24 Aralık'taki olgularla relaps refrakter KLL'de tedavi seçimi toplantısına davet etmek istiyorum. Burada amacımız Kişisel tedavi olarak yaşlı bir hastada hedeflenmiş tedaviden neler yapabiliriz? Gerçek olgularla yola çıkıyoruz. Çok değerli genç iki bilim insanı kendi bölgelerindeki kendi olgularını bize sunacak ve tartışacağız. Bu arkadaşlarım birincisi Mustafa Merter, ikincisi de Pelin Aytan. Bizlere kendi gözleriyle kendi hastalarıyla bir refraktör relaps KLL hastasında tedavi nasıl yapıyoruz? Bunu tartışacağız. Ve burada sizin göndereceğiniz soruları tartışacağız. Şimdi de gönderebilirsiniz. Yine toplantı sırasında aklınıza gelen soruları da sorabilirsiniz. Burada amacımız interaktif Türkiye gerçeğinde yaşlı kaleli hastalarında tedavi seçenekleri sunmaya çalışıyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ederim.